Microsoft'un Xbox Series X ve Sony'nin PlayStation 5'inin bütün teknik detaylarına hakimiz. Peki bir donanımcı gözüyle bu teknik detayları değerlendirecek olursak sizce konsol firmaları sözlerine durabilecekler mi? Merhaba ben Mesut Çevik. Teknoloji ve Hayatlar gündem konularını değerlendirdiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir PC donanımcısı olarak açıklanan teknik veriler ışığında Microsoft Xbox Series X ve Sony'nin PlayStation 5'ini değerlendireceğim. Acaba firmalar bu konsollarda verdikleri sözlerde durabilecekler mi? Bazıları sinirlenmiş olabilir özellikle konsol oyuncuları. Ya bir PC donanımcısı nasıl teknik verilerle konsolları kıyaslayabilir demiş olabilirsiniz ama üzücü bir haberim var. PlayStation 4'ün ilk teknik verileri açıklandığında dönemin ekran kartlarıyla Konsolun teknik özelliklerini kıyaslamış Ve bu konsollarda yani PlayStation 4 ve Xbox One'da Full HD 60 FPS oyunu unutun 30 FPS oyun oynarsanız öpün başınıza koyun demiştim Ne yazık ki dediğim oldu çünkü PlayStation 4 ve Xbox One Bırakın birçok oyunu 1080p 60 FPS oynatmayı Bazı oyunlar 1080p'nin de altında çözünürlüklerle yayınlandı bu konsollarda Çünkü şöyle bir durum var evet oyun üreticileri konsollara özel içerikler üretebilirler Bazı görsel hilelerle çok gerçekçi, inanılmaz sahneler oluşturabilirler. Ne yaparlar? Karakteri size yakın tutar, daha detaylı gösterir, uzaktaki karakterleri es geçer, ışık hileleri yapar, kamerayı sabit tutar, mekanı dar tutar falan filan ama sonuçta piksel doldurma hızı, işlem gücü, çözünürlük dediğimiz şeyler kas gücüyle aşağı yukarı anlaşılabilir konular ve PC donanımlarında da DirectX ile beraber zaten oyun üreticileri de PC donanımlarını fazlasıyla iyi kullanıyorlar. Bugün Dikkat ederseniz eğer 1050 Ti veya üzerinde bir ekran kartına sahipseniz piyasaya çıkan birçok oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim ki açıklanan teknik veriler ışığında hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X'i bence isabetli bir şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi ilk olarak Xbox Series X başlayalım. Nasıl bir konsol bizleri bekliyor? Bakın her iki konsolda da 8 çekirdekli AMD'nin Zen 2 mimarisini kullanan işlemciler göreceğiz. Şimdi Zen 2 dediğinde aklınıza 2000 serisi işlemciler gelmesin. Onlar çünkü Zen Plus mimarisini kullanıyorlardı. Zen 2 mimarisi 3000 serisi masaüstü AMD işlemcilerle birlikte hayatımıza girdiler. Ve özellikle işlemcinin içerisindeki tampon belliğe erişim sürelerinin daha da hızlanmasıyla erişim sürelerindeki iyileştirmelerle beraber bu işlemcilerin tek çekirdek performansına büyük iyileşmeler gördük oyun performansı da Intel işlemcilere fazlasıyla yaklaştı. Kullanıcıları fazlasıyla memnun eder hale geldi. Yani bu işlemciler bu sefer çok kaslı, çok güçlü bir şekilde konsolların içerisinde yer alacaklar. Hem PlayStation hem de Xbox'ta yer alan işlemciler aşağı yukarı benzer özelliklerde olacakken işlemci hızlarına baktığımızda konsollarda farklılık gösterdiğini görüyoruz. Mesela Sony PlayStation 5'e baktığımızda özellikle işlemci hızının değişken olacağı söyleniyor. Yani evet Sony PlayStation'da işlemciyi 3.5 GHz olarak bizlere aktarmış durumda ama Duruma göre 3.5 GHz'in aşağısında da çalışacağı söylenmekte diyor ki ne kadar ihtiyaç varsa o hızla çalışacak. Böylece ısıyı da kontrol altında tutacağız. Aynı zamanda Xbox'a geçtiğimizde 3.8 GHz'de çalışacak bir işlemci görüyoruz. Bu işlemci de büyük ihtimalle hızını değiştirebilecektir ama Microsoft bu tarafta çok endişeli görünmüyor. Çünkü Xbox'ın kaba tasarımı PC kasasını andıran tasarımı bu işlemci bu hızlarda stabil soğuk tutabilecek gibi görünmekte. GPU'lara baktığımızda ise inanılmaz büyük farklar var. Her iki konsolda da AMD'nin RDNA 2 mimarisini kullanan GPU'lar göreceğiz. Bu GPU ray tracing destekli olacak. Yani RTX serisi ekran kartlarında PC'de gördüğümüz ray tracing efektlerini gerçek zamanlı ışıklandırmayı artık konsollarda da görebileceğiz. Fakat PlayStation 5'te yer alan GPU'da 36 iş birimi var ve GPU 2.23 GHz'de çalışıyor. Xbox Series X'e geçtiğimizde ise 52 işlem birimine sahip GPU'nun 1.8 GHz'da çalıştığını görüyoruz. Yani paralel işlem gücü olarak Xbox Series X'te daha fazla iş birimi var. Fakat PlayStation 5'tekine göre daha yavaş çalışıyor görünüyorlar. Yine Sony burada bir şeyin altını çizdi. Dedi ki bu GPU hızı çıkabildiğimiz en yüksek GPU hızı. Her zaman buna çıkacağımızın bir garantisi yok. Biz o dönemki işte işlem yüküne, sıcaklığa bakacağız. İşlemci ile GPU arasındaki yükü dengeleyeceğiz. Gerekirse işlemciden kısıp GPU yükleneceğiz ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmaya çalışacağız dedi. Ve sonrasında dedi ki Teraflop falan bunlar çok önemli değil. Yani işlem gücü her şeyi ifade etmiyor ama en yüksek hızlarda yani bu konsolu en yüksek performansla çalıştırırken 10.28 teraflops güç üretebiliyoruz. Xbox serisi 8'e baktığınızda 12 teraflops diyor ve en yüksek min yüksekliği de belirtmiyorlar. Yani konsol büyük ihtimalle 12 teraflops gücü her zaman verebilecek. Sony'nin PlayStation 5 ile ilgili bazı dedikodular vardı ve Sony neredeyse bunu doğrular açıklamalar yaptı. Deniyor ki aslında Sony PlayStation 5'in gücü 9.2 teraflops gücünde ancak ve ancak özel durumlarda işte serin çalışıyorsa konsol anlık olarak 10.28 teraflops'a çıkabilecek. Sony de yaptığı açıklamalarda zaten buna benzer şeyler söyledi işlemcinin ve GPU'nun ısısını kontrol altına tutabilmek için tabii ki çok yüksek hızlarda sürekli çalıştırmak anlamsız. Bu yüzden biz dengeleme yapacağız, işlemciden kısacağız, GPU'ya vereceğiz, GPU'dan kısacağız, yeri gelecek işlemciye vereceğiz. Ve en yüksek hızını baz aldığımızda Sony PlayStation 5, Xbox Series yüzde %15 daha yavaş oluyor eğer dedikodular doğruysa ve konsol çoğu zaman 9.2 teraflops güçte çalışacaksa bu sefer de fark iyice açılıyor ve %24'e varan oranlarda PlayStation 5'in Xbox Series X'ten daha yavaş çalıştığını görüyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Değerlendireceğim teleflopslar üstünden PC donanımlarıyla bu konsolların nerede olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım ama depolama birimine gelelim çünkü Sony üzerinde inanılmaz fazla durdu. Xbox tarafına baktığımızda söylemişlerdi ama Sony kadar önemsemediler bu konuyu. Sony'nin içerisinde yani PlayStation 5'in içerisinde 825 GB'lık katali bir disk gelecek. Bu disk PCIe Express 4.0 ara birimini kullanıyor. Aynı Xbox Series X'de olduğu gibi. PCIe Express 4.0 ara birimini biz nerede gördük? AMD'nin 3000 serisi Ryzen işlemciyle birlikte lanse edilen X570 anakartlarda gördük. Ve bu teknolojiyi test ettiğimizde PC'de de bizlere 4 GB saniye üzerinde aktarım hızları sunabildiği katali disklerle ispatlandı. Yaptığımız testlerde net bir şekilde bunu gördük. Ve 4 GB saniye aktarım ilk nesil katali disklerde bulunuyordu. Daha sonrasında çok daha yüksek hızlara çıkan SSD'ler piyasada yer aldılar. Sony'nin iddiasında 5 GB saniye transfer hızı olacağı söyleniyor. 825 GB'lık SSD'nin 825 GB olması burada bir soru işareti. Neden? Bakın bugün PlayStation 4 Pro satın aldığınızda 1 TB liste geliyor. 2 TB içiniz daha sonradan takabiliyorsunuz ama ne 1 terabayt ne de 2 terabayt sonrasında yeterli geliyor insanlara. Yeni nesil oyunlar oldukça büyük yer kaplıyorlar. Call of Duty 200 GB'a ye yakın yer kaplamakta şu anda. Ve 4K oyunlar yaygınlaştıkça, doku kalitesi arttıkça biz dokuların kapladığı alanların büyüdüğünü, oyunların kapladığı alanların arttığını göreceğiz. Bu yüzden de büyük ihtimalle 825 GB kapasite 5-6 oyun sonra bizlere yetersiz gelmeye başlayabilir. Xbox Series X'e baktığımızda burada birazcık daha avantaj var ama yeniye yetersiz olan 1 terabaytlık kapasite görüyoruz. En azından Microsoft Xbox Series X'te depolamanın basit birimlerle dışarıdan arttırılabileceği konusunda içimizi rahatlattı. Fakat Sony'nin henüz bununla ilgili bir açıklaması yok. Acaba daha sonrasında konsolun içine PC Express 4.0 tabanlı katalı bir disk takabilecek miyiz? Taksak da bu disk yine yüksek hızlarda çalışabilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Peki yüksek hızlar bize ne sunacak? Bu konsollarda yükleme görmeyeceğimiz söyleniyor. Göreceksek de oldukça kısa olacağı. Zaten 5 GB saniye aktarım hızını düşündüğümüzde tabii ki yükleme sürelerinin kısa olması olası ve sözlerine durabilecek gibi görünmekte firmalar. Her iki konsolda da 16 GB kapasiteli GDDR6 bellekler standart olarak gelecekler. GDDR6 teknolojisi aslında GPU'lar için kullanılan bir teknoloji. Bu konsollar oyun odaklı oldukları için daha çok grafik tabanlı işlerde çalışacakları için PlayStation 4'te Sony'nin yaptığı efsanevi hamleyi bu sefer Microsoft da yapıyor ve standart bellekler yerine grafik kartları için geliştirilen ciddi diğer bellekler kullanıyorlar. Yüksek performans artışı sağladı. Geliştiricilere büyük olanaklar sundu. PlayStation 4 ailesinde kanıtlandı. Microsoft da zaten yaptığı hatadan döndü. Ve artık konsolunda düşük gecikme süreleri sunan, yüksek hızlara imkan veren DDR belleklere geçti. Daha pahalı ama tabii ki standart işleri düşündüğümüzde yani bu konsollar değer bir Windows çalıştıracak olsanız bir Photoshop açacak olsanız DDR4 belleklere göre dezavantajı olan bellekler. Ama biz oyunlardan bahsettiğimiz için daha çok burada geliştiricilere büyük olanaklar sunacaklar. Bilmeyenler için söyleyeyim biz bilgisayarlarımızda henüz daha DDR4 bellekler kullanıyoruz. Yani DDR5 veya 6 teknolojisini görmedik ama bu konsollarda GDDR grafik kartları için geliştirilen bellek teknolojisi yer alacak. 16 GB kapasitenin de fazlasıyla yeterli olacağı aşikar. Şu anki konsollarda 8 GB bellekle yapılanlar göz önüne alındığında 16 GB 4K çözünürlük içinde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu konsollarda ağır bir işletim sistemi arkada çalışmıyor. Her şey geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Aynı zamanda çok yüksek hızlar sunabilen katali depolama birimleri de içerisinde yer alacağı için Tampon bellek kullanımı çok daha hızlı seri gerçekleşecektir. Sony de zaten bununla ilgili örneklerini sergiledi. E peki şimdi tüm teknik detayları aktardıktan, konsolların en azından düşük yükleme süreleri sunacağını söyledikten sonra Sony'nin açıkladığı 10.28 teraflop, Xbox tarafında yer alan 12 teraflop güçlerle 4K 60 FPS ray tracing destekli oyunlar görebilecek miyiz? Hiç zannetmiyorum. Ya diyeceksiniz Mesut yine neler söylüyorsun ama Bakın hiç zannetmiyorum size açıklayayım. 12 teraflop gücü ele alalım, yani Xbox Series X üstünden gidelim. 12 teraflop güç RTX 2080 ayarında bir konsol gücünden aslında bahsediyor demektir. RTX 2080'de Ray Tracing'i açtığınızda Full HD dahi yeterli ultra grafiklerde oyun deneyimi sağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Full HD'nin üstüne çıktığınız anda orada ekran kartı biti veriyor. Yani eğer bu konsollarda Ray Tracing'le oyun oynayacaksak Büyük ihtimalle ray tracing destekli oyunlar full HD ya da 2K çözünürlükte yer alacaklar. 4K ray tracing efektlerinin şu anki haliyle kullanılması pek mümkün değil gibi görünmekte. Ya da var olsalar da çok limitli olarak 4K 30 FPS ray tracing destekli oyunlar görebiliriz. Bu teknoloji henüz daha emekleme aşamasında, çok yüksek işlem gücü, kas gücü gerektiriyor. Evet geliştiricilere büyük olanaklar sağlıyor ama Elimizdeki ekran kartlarının gücü ve yapabildikleri düşünüldüğünde şu an için en azından ray tracing destekli oyunlarda full HD ve 2K oyunlara hazır olun. E peki 4K 120 FPS 2080 Ti'da 4K 60 FPS oyun oynayabiliyor muyuz? Oynayamıyoruz. Hatta 2-3 yıl önce çıkmış oyunları dahi 4K 60 FPS'de sürekli olarak sabit göremiyorsunuz. PC'de değişken bir şekilde gidiyor. PC oyuncuları bunu kabullenebiliyorlar. Yani FPS'nin düşmesi artması o tarafta çok büyük sıkıntı yaratmıyor ama konsol kullanıcıları bu konuda çok daha hassaslar. Her ne kadar yeni nesil konsollar dediğimiz bir önceki nesil PlayStation 4 ve Xbox One yavaş yavaş buna bize alıştırsa da o konsollarda da sabit FPS'yi oldukça zor gördük çünkü. Konsol oyuncuları daha hassaslar ve 4K 120 FPS şu anda bu işlem güçleriyle imkansız gibi görünmekte. E peki bu konsollar neredeler? Yani güç olarak ne tarafta duruyorlar? Bakın bu konsollar 4K 30 FPS'de rahatlıkla ultra grafiklerde yeni nesil her oyunu açabilecekler. Eğer konsol oldukları ve uygulama geliştiricilerin, oyun geliştiricilerin bu konsolları özel çalışacağı düşünülürse evet 4K 60 FPS oyunları da kim oyunlar 30-60 arasında gidip gelirken FPS değerleri bu konsollarda görebileceğiz. Ama 4K 120 FPS'i ancak ve ancak çok özel oyunlarda görebiliriz. Yani özellikle 120 FPS olsun diye her şeyden feragat edilen, grafiklerin oldukça kısıldığı, dünyanın sınırlı tutulduğu bazı deneysel oyunlarda evet 4K 120 FPS'de oyunlar görebiliriz ama bana sorarsanız 4K 120 FPS'de zorlayacaklarına, grafikleri düşüreceklerine bir araba yarışını mesela 2K 120 FPS'de oynamak benim için çok daha tatmin edici, çok daha güzel olur. Şimdi şöyle bir durum da var. Tabii ki konsol üreticileri aptal değiller. Büyük ihtimalle bundan sonra çıkan oyunlar monitörünüzün çözünürlüğüne göre performans değerlerini gösterecekler sizlere. Yani full HD bir monitöre takarsanız bütün oyunları 120 FPS oynayabilirsiniz. Bakın konsolu düşünüyor, düşünüyoruz. Yani uygulama geliştiriciler, oyun geliştiriciler konsolu özel içerik yapacaklar. Şu anki güçleriyle gerçekten de özel olarak çalışılırsa konsollarda full HD 120 FPS standart olabilir. Kimi oyunlarda 240 FPS'yi bile görebilirsiniz bu konsollarda. Çok rahat çalıştırırlar. 2K'ya geçtiğimizde 120 FPS ve aşağısını görürüz. 4K'ya geçtiğimizde ise aynı oyun 60 FPS ve aşağısında çalışabilir. Yani değişken çözünürlük ve değerlerde değişken performanslar görebiliriz. Ama şu anki güçleriyle açıklanan teknik verilerle hani bırakın 4K 120 FPS birinci sınıf oyunları oynamayı. 8K oyunları hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Zaten orada bir yanlış anlaşılma oldu. Bu konsollar 4K 120 FPS oyun oynatabilecek dendi. Aynı zamanda 8K görüntü çıkışı verecek dendi. Yani 8K web video içeriklerini görüntüleyebileceksiniz yine video izleyebileceksiniz, webde gezebileceksiniz. 8K bir televizyonunuz varsa belki arayüz, bakın onu da belki diyorum. Çünkü 8K'da piksel doldurmak düşündüğünüzden çok daha zor. İnanılmaz büyük bir alan, inanılmaz büyük bir piksel yoğunluğundan bahsediyoruz burada. Olsun arayüzü de belki görebileceksiniz ama oyunları göremeyeceksiniz. Oyunları göremeyeceksiniz derken bazı bağımsız geliştiricilerin yaptığı iki boyutları oyunları mesela 8K görebiliriz. Ama 3 boyutlu 8K oyun dediğinizde çok büyük beklentileriniz olmasın. Eski nesilde yer alan God of War'ı dahi PlayStation 5 upscale ederek 8K'da çok zor. Yani upscale bile demeyebilirler. Upscale ederken bile bir GPU gücü, bir performans gücü gerekiyor. Konsol oyunumu oynatsın, upscale ederek 8K'da piksel mi doldurmaya çalışsın? Bu yüzden 8K'yı arayüz, webde gezinme, video izleme için düşünün. Geri kalan her şeyi 4K 120 FPS çok çok ender. 4K 60 FPS ve altında oynayacaksınız. Evet, neyine etmiyor diyeceksiniz. Yeterli gayet ama 4K 60 FPS'de de her oyunu hayal etmeyin. Böyle dediğimde belki bozulmuş olabilirsiniz ama gerçekten 4K 60 FPS bu konsollar için yine de standart olmayabilir. Kimi konsolların gücünü sonuna kadar kullanan, detay ve gerçekliği tavana vurdurmuş oyunları 4K 30 FPS ve altında görebilirsiniz. Sorun olur mu? Bence olmaz. Çünkü henüz daha zaten 4K ekranlar oyun odalarını doldurmuş değiller. Birçoğumuzun evinde yüksek herz değerlerine sahip monitörlere baktığımızda Full HD veya 2K çözünürlükte olduğunu görüyoruz. Bugün zaten düzgün bir oyuncu monitörünü 4K 120 FPS ya da 160 FPS değerlerinde satın almak istediğinizde vermeniz gereken paralar oldukça fazla arttığı için kullanıcılar pek de tercih etmiyorlar. 32 inç 2K çözünürlükte 120 Hz gösterebilen bir monitör özellikle bu konsollar için ideal atış olacaktır arkadaşlar. Her iki konsolda adaptive sync'i destekliyorlar. Yani Nvidia tarafındaki G-Sync, AMD tarafındaki FreeSync şu yırtılmasız oyun deneyimi her iki konsol tarafından da desteklenecek. Benim size tavsiyem eğer şimdiden bir monitör yatırımı yapmak istiyorsanız 32 inç boyutlarında 2K çözünürlüğe sahip ya da Full HD bile olabilir. Ama FreeSync destekli, IPS, düşük milisaniye gecikme süreleri sunan bir monitöre yatırım yapmanız. Bu monitör sizi fazlasıyla yeni nesil konsollarda tatmin edecektir. En büyük artı, en büyük gelişme bu konsollarda tabii ki yükleme sürelerinde olacak. Sony'nin lansmanın yarısından fazlasını neredeyse SSD'nin faydalarını ayırması boşuna değildi. Oyun geliştiricilere büyük imkanlar sunacak belleğin daha fazlasını kullanmalarını sağlayacak. Tampondan belleğe yükleme sürelerini kısaltacak. Bellekler zaten ultra hızlı olduğu için işlemci ve GPU bellekteki verileri çok daha hızlı işleyecek. Yeni bellekte doku sıkıştırma teknolojileri sayesinde belki de beni utandıracak şekilde biz 4K'da 120 FPS'de iyi görünen oyunları, bazı oyunları da bu konsollarda görebileceğiz. Ama tabii ki her gerçek oyuncu gibi benim dileğimde bu konsollarda interaktif içeriğin arttığı, daha fazla o sanal dünyaya etkileşime girebildiğimiz, konu akışının derinliğinin montuzam olduğu, çoklu oyunculu bir oyun olacaksa eğer, seviyelerin düzgün ayarlandığı, açık dünyanın olabildiğince gerçekçi ve interaktif bir şekilde bizlere sunulduğu oyunlar diliyoruz. Çözünürlük ve FPS değerleri tabii ki önemli ama bunlardan sonra geliyorlar. Umarız yeni nesil konsollar oyuncuların beklentilerini karşılarlar. Şu kötü günlerde de beklenen olmaz ve konsollar ertelenmez çıkışları beklendiği tarihlerde, beklendiği adetlerde piyasada yer alır ve insanlar da oyun merakları da satın alıp yeni nesil konsollarla evlerinde keyifli vakit geçirebilir diyorum. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Eğer Düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bana destek vermek istiyorsanız da bu videoyu paylaşabilir, beğen butonuna basabilir veya arkadaşlarınıza kanalı önerebilirsiniz. Abone olursanız da hiç fena olmaz. Ve burada kanalımda yer alan katıl butonuna tıklayıp elmas üye olarak kişisel çabalarıma büyük destek sağlayan Sezgin Özgürel ve Cihan Vural'a teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.